Bay Ender gel. Oo. Ender gel. Ha, kayıtta mısın? Kayıttayım. Bir kere var ya, dolap kulplarına bayıldım. Dolap kulpları masif. Evet. Hepsi soft close. Hmm. Yani tamamı. Harika. Şu köşede depres var. Evet. Şu şekil okuma ışıkları var. Hmm. Bunu çıkartıp istediğin yere takabiliyorsun. Yine istediğin yere takabildiğin USB şarj cihazı var burada. Oo, güzel. Her yere takabiliyorsun. Orada böyle bir vitrinimsi yeri var. Rafları var orada. Duvar bayağı güzel bir malzemeyle kaplı. Siz öyle deyince ben... Herde bunun bir güzel tarafı, bütün koltukların altı ve yatak altı adamlar ekstra havalandırma koymuşlar. Hı. Orada havasız kalan bir yer yok. Hiçbir yer yok. Yani şimdi burası dolu mu? Görüyor musun? Şu alt zemin. Evet. Bunun altından gidiyor kablolar. Altında hava boşluğu var. Anladım. Süper. Her yerde hava alıyor. Şunlar da çocuklara dağıtacağım hediyeler bu arada. Şunlar çuvallar. Onları yarın hallederim Haluk abi. Çocuklar birkaç gün bana, birkaç kez bana sordular. Evet. Koltuklara yüz atacak mısın? Yok. Onu bu şekilde kullan. Yok yani. Zor olur. De yok. Açık renkte değil zaten. Burası mutfak kısmı. Hmm. Şık şık burada. Davlumbazı var. Fırın gayet geniş. Hem üst ocak geniş, hem de kendisi geniş. Hmm. Tedford'un fırını. Çekmeceler de yine. Hepsi soft close. Alt çekmeceler bayağı büyük. Bu da yine öyle. Oldukça büyük. Hmm. Burada bir ufak bir çekmece var. Aşağıda yine böyle. Kayıtlısı değil mi? Hı hı. Sonra şurada şöyle bir... Hmm. Şişe yağdanlık ödümümüz var. Bu beyaz bir kumaştı. Biz bunu bu renge çevirdik. Hmm. Beyaz çok çabuk kirleneceği için. Orijinal fabrikada mı öyle oldu? Orijinali beyaz, bildiğim beyaz kumaşla geliyor. Mobilyalara uyumlu olsun diye muhtemelen. Ama beyazın çabuk kirlenmesi ihtimalinden dolayı biz böyle bir griyle değiştirdik. Buraya bir ayna düşünüyoruz. Bakalım bir şekilde bir ayna isteniyor. Televizyonlukla birlikte geldi. Televizyonu her tarafa çevirebiliriz. O tarafa da çevirebiliyor. Televizyon şurada, senin. Şurada cepler. Evet, bu benim smart televizyon. Evvelki karavandaydı. Buraya aldım. Buzdolabı 3 sistem. Hmm. Zeynep bunu evvelkinden daha beğendi. Burası litres kısmı. Ondan sonra... Banyomuz istediğimiz kadar büyük değil. Ama yeterli. Ama her şeyi bir karavanda bulabilemiyorsun. Maalesef. Bize yeterli. Şu ana kadar burada banyoyu henüz kullanmadık. Hmm. Tuvalet rahat. Musluk aynı zamanda duş. Çekiyorsun yukarıya. Mobilya harika abi. Hı hı, mobilyaları çok güzel. Yani şu sanki böyle bir arabaların bagajındaki... Sese bakar mısın abi? Evet. İçi hem hafif hem de dolu bir malzeme. Aynen. Ondan sonra şurada bir askılı açık bir dolap var. Hmm. Şurada kapalı dolap ve bütün elektrik sistemleri, her şey burada. Hmm. Defles burada. Muhteşem bir işçilik yaptı. Şu gördüğünüz sistem, bu otomatik transfer switch. Bu kendi kendine sağa sola yapıyor. Şeyi açtığında, invertörü açtığında. Bütün kabloları gizlediler, kapladılar. Yani şu düzeni ben yani bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Çok şahane bir kablolama yaptılar her yerde. Ondan sonra şurası Alde sisteminin olduğu bölüm. Bütün Alde'nin her şeyi burada. Isıtma ve şey yapmaz, sıcak su, soğuk su. Ses de buradan mı geliyor? Yok, ses şu duman dedektöründen geliyor. Burası Alde. Ondan sonra... Artık yeni karavan Alde'li. Alde'li. Dijital ekranından istediğin sıcaklığı alıyorsun. Şuradan
kaç derece istiyorsak. Şu an en son 26 derece. Şu anda bıraktığımda şu an elektrikte. Elektrikle çalışıyor. Aynı zamanda gazla da çalışıyor biliyorsun. Evet. Şu an elektrikte. Kendi otomatik olarak her tarafı eşit 26 dereceye getirecek şu anda. Şu anda ama sıcak olduğu için şimdi kapatalım. Burada şurada hem akünün hem de deponun durumunu görüyorum. Bu akünün doluluğu, şu da su deposu 70 litre. Tamamen dolu. Şurası da alttaki 42 litrelik gri su depolama, yalıtımlı ve ısıtmalı. Ama şu an o açık, içi boş olduğu için göstermiyor. Buradan da onun ne kadar dolu olduğunu görüyorsun. Ondan sonra klimanın ve mover'ın kumandalarını buraya koydum. Güzel düşünüyorsun. Ayrıca şuraya bir USB taktırdım. Işıklı. Düğmeye basınca çalışıyor. Şöyle. Şu an açılmadı. Şu an o aktif değil sanırım. Evet. Aktif de. Bir bakalım. Şunu kapatınca çalışıyor. Evet. Orada bir şeylik var. Düğmesi var açma kapama. Bunu buraya takmanın diğer sebebi USB'den buna takıp mover'ın şu kumandasını onları şarj etmek için. Burada güzel takılıyken düşünmüş. Şarj edebilirim diye düşündüm. Çok da güzel oldu. Ondan sonra yatak inanılmaz rahat, inanılmaz konforlu. Kalınlığı şu kadar. Elde bayağı acayip rahat bir yatak. Yani yattığın zaman eziliyor. Yorgunluk morgunluk kalmıyor. Kalkınca sabahleyin. Sen o yüzden erkenden kalkıyorsun herhalde. Geç yatıp erken kalkmanın sebebi. Ve buradan burayı söndürüyorsun. Mesela oraya yanık. Bunu da buradan söndürebiliyorum yani. Hem oradan yıkabiliyorsun hem güzel. Buradan söndürebiliyorsun. Mesela yattın. Unuttun. Otellerdeki gibi. Buna bir şey deniyordu da aklıma gelmedi şu anda. Buraları açabiliyorsun. Evet, burası kapanıyor. Buraya bir oda, buraya bir oda, buraya bir oda. Arkada bir oda. Ondan sonra şurası dolap. İşte çocukların, bizim işte evet. Dolabımız. Aynı zamanda burayı kapatıyoruz. Burası buranın da kapısı oluyor. Oo, bak o güzelmiş. Ben de dedim ki şöyle bir ray yok orada diye düşündüm. Videolardan ben de düşünüp duruyordum. Burada bölme koymamışlar. Çocukların orayı bizden nasıl ayıracağız? Düşünüp duruyordum. Artık bir ay bir şey yaptırırız dedim. Öyle bir planlar yapıyordum. Şimdi bu karavan Türkiye'de tek. Bir tane daha yok. Evet. Muhtemelen 2 sene içinde de gelmeyecek. Çünkü 1,5 yıl sürüyor bunun sipariş verilmesindeki termimi. Şu anda sipariş versen 1,5 sene sonraya veriyor Deflex. Bu ellerinde hazırdı. Kaçırmayalım dedik o yüzden. Buranın kapı olarak kapanması oldu, güzel harika. Oldu. Burada bir masamız var. Fakat şu an yatak. Evet, şu anda annemin yatağı. Şu evet. Aşağıdaki yatak yukarı kalkıyor. Burada da bir koltuk burada, bir koltuk burada. Biraz ışıklandırmayı artırırsak Haluk abi burada. Burada buranın ışıklandırması. Şu an açalım. Şu an açalım diye duruyor. Anladım. Şuraya da bir USB koydurdum çocukların iPad'leri, tabletleri için. Şurada şöyle bir merdivenimiz var. Şunları kaldıralım, kusura bakmayın. En üst katta kim yatıyor? En üst katta Cuma Tamara yatıyor. Burada Cumcum yatıyor. Aşağıda da Meryem aldı. yaşa göre değil mi Ali abi? Aynen. Harika. Şurayı göstermek istiyorum. Ben içeriye gireyim, sen şuradan gel göster. Bizim kamera küçük Ali abi, her yere giriyor. Sen de gel, kafanı sok şuraya. Şimdi şurada açtığımızda şöyle bir çocukların bir lambası var. Tamam. Sen görebiliyor musun? Görüyorum. Bunu kapatabiliyorsun böyle. Ondan sonra şurada bir düğmemiz daha var. Bu da dimerli. Bu şekilde gece lambası veya fazla ışık azaltabiliyorsun. Ve burada da USB şarjı var. Bütün bölümlerde çocukların bundan var. Ayrıca şurada bir kitaplık ve işte eşyalarını, malzemelerini koyma bölümü yapmışlar. Standart mı bunlar? Standart. Yani bütün ranzalarda bu var. Standart derken her ranzalı karavanda var mı bilmiyorum. Yok, bu karavanda standart. Bu karavanda mesela standart. Sen onu ekstradan mı satın aldın? Hayır, yoksa bunlar böyle geldi. Burası da? Burada dolaplar var. Burası da çocukların. Çok güzel. Her birinin dolabı. Haluk abi şu an ben farklı bir odada gibiyim ya. Bak mesela. Abi şu an farklı bir odadayız. Burada masa varken burasının havası daha farklı oluyor. Evet. Bunlar burada ders çalışabiliyorlar, yemeklerini yiyebiliyorlar masasını kaldırdığımızda.
Ses de kesiliyor bak. Şu an dışarıda canlı müziğimiz var. Bak. Kapatıyorum abi. Ses gitti. Evet. Evet bayağı. Yalıtım çok iyi. Bunda ekstra bir kış paketi olduğu için ekstra yalıtımlı. Ondan dolayı da onun etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Halılar orijinal. Herkese ben orijinal halı, yani 100-200 euro belki, 100 fazla. Euro fazla verecek ama kesinlikle orijinal halı diyorum. Abi ben bu işe girdim, tamam mı? Kalıbı kessem bile tam oturmuyor. Baksana abi, şıkır şıkır oturmuyor. Bak. Şuradaki kavis, buradaki dönüşler. Yani Türkiye'de yapsam bile böyle dönüşleri overlock çekmiyorlar abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. Demek ki çekilebiliniyormuş. Ya yani bizimkiler çekiliyor. Kesinlikle öyle. Karpuzumuz da var Haluk abi. Karpuzumuz da var. Aynen. Bu karpuza sen bir el atabilirsin. Tamam, ben el atayım. Sanatını konuşuyoruz. Ben de onu soracağım ya. Halısı orijinal mi? Orijinal. Ender. Kesinlikle ve kesinlikle karavan alacağın zaman orijinal halı herkese tavsiye ediyorum. Ben ilk defa orijinal karşı verdim. Ya hayır, o mallığı sıkı. Başka bir şey yok. Erdi söyledi. Bak bunun şimdi içindeki kıvrımları, dönüşleri, yani büyük yatağın altında, bütün koltukların altında şöyle bir malzeme var. Hı. Hiçbir kabloyu hiçbir yerde görmüyorsun. Ekstra yalıtım da yapıyoruz. Ayrıca evet yalıtım da olabilir. Ayrıca da havalandırıyor. Hissiyat çok güzel. Malzeme kaliteli olduğu her yerden belli. Çift kalite. Çift kalite. Çift kalite.